Şerafetime üstünüze Beşiktaş forması. Siz evet. Öğretmen misiniz? Öğretmenim, evet. Evet, peki hocam çok geçmiş olsun. Bir anlatabilir misiniz? Bir de sizden dinleyelim. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yani iyiyim. Şu an kendimi daha iyi hissediyorum. Sorun yok, şu an iyiyim. Anladım. Peki bir de sizden dinleyebilir miyiz? Yerde kapanan siz misiniz? Evet, görüntülerde ben varım, evet. Ne olduğunu anlatabilir misiniz bir de? Sizden dinleyebilir miyiz? Anlatayım. Gece saat 1 sularında yemek molası vermek için Bozüyük'te bir dinlenme tesislerine giriş yaptık. İçeri girmeden önce etrafımızın kapalı olmasından dolayı taraftar otobüslerini göremedik. 4 kişi içeri giriş yapınca Bursaspor taraftarları ile biz orada katlaştık. Kapıda. Evet. Arkadan gelen arkadaşlarımıza dışarıdan ve içeriden saldırılar oldu. İnsanları ayırmak ve arkadaşlarımı oradan çekip alabilmek amacıyla ben de o tarafa doğru hareket ettim. Size ne dediler ki? Ne dediler size? Ben hiçbir şey duymadım o esnada. Bu arbede kapıda başladı diğer arkadaşlarımızla. Ben arkadaşlarımı orada çekip alabilmek amacıyla o tarafa doğru hareket ettim. Galiba formaları da burada dolaşamazsınız demişler. Burada ne işiniz var demişler. Evet. O sırada bana da saldırdı. Görüntüler de var. Ben hemen arkamdaki etriyon var. Etriyonun üzerine düşünce oradaki cam patladı. Benim bacağımı kesildi. Hocam telefonda bir sorun mu var? Hoparlör açık şu anda. Tamam, hoparlörü açmayın. Hoparlörü açmayın sizden rica ediyorum. Hoparlörü kapatın. Sercan sen de ara. Sercan. Onur duydun mu beni? Evet. Devam edebilirsiniz. Evet, görüntüler de var. Daha sonra orta kısımda da bana saldırılar oldu. Hı hı. Ama şunu da özellikle belirteyim. Bizi yine oradan sağduyulu Bursa Spor taraftarları çekti aldı içeriye. Sağ olsunlar. Yani, zaten var. Aralarında evet. Dikkat çekiyor. Bazıları evet, hatta evet. Kendi arkadaşlarına vuranlar var. Evet. Kendi arkadaşlarına vuranlar var. Benim üzerime kafalanan bir Bursa Sporlu abimiz var. Allah ondan 1000 kere razı olsun. Evet. Abimiz var. Belki benden çok tepeye o maruz kaldı. Bursa Sporlu bir taraftar sizin üzerinize kapandı. Yani evet, sizden evet. Daha çok o darbe aldı evet. Diyorsunuz. Evet. Kendini sürdürdü orada. Bu neyin hıncı ya? Bu neyin hıncı ya? Bu nasıl bir şey ya? İnanılır yani gibi değil ya. Ne oldu? O an biz de hiçbir şey anlamadık yani. Allah, kendi taraftar arkadaşı yani sizin üstünüze kapanıyor. O bile evet. Darp ediliyor yani. Neyin hıncı evet, bu ya? Evet, ne alır? Şerafettin hocam. Şerafettin hocam bir hatta kalır mısınız? Hayret ya. Benim de uzun yıllardır görüştüğüm, bütün hani Türkiye'de tribünlerin çok yakından tanıdığı, Bursa Sporlu taraftarların da çok yakinen tanıdığı, Texas grubunun başında Selim Kurtulan telefon attığımızda şimdi. Selim Bey iyi geceler. Selim Bey iyi geceler. İyi akşamlar, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Evet, duydunuz, gördünüz. Sizin de çok üzüldüğünüzü duyduk. Gelen haberler bu yönde. Bunu Texas grubuna mal edilmemesi gerektiğini ısrarla belirttiniz. Bu yönde haberler de aldık. Neler söyleyeceksiniz? Şerafettin Bey şu anda hatta bir öğretmen kendisi telefon attığımızda. Kendisi de duyuyor sizi. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Kavga ile gürültüyle hiçbir yere varılmıyor. Ben arkadaşlara şimdi mola verdim. Biz de Sivas'tan gidiyoruz. 12 otobüs gittik Sivas'a. Evet. 12 otobüs gittik. Sivas'tan gidiyoruz. Mola verdik. Mola yerinde işte seyretme şeyim oldu. Biz bu olaylara üzüldük tabii ki. Bu olaylar olmamasını istiyoruz. Ama ne yazık ki temin arkadaşlarımızı da dinledim. Onlar da kendileri çok güzel ifade ettiler, çok güzel söylediler. Dediler ki Bursa Sporlu taraftarlar bizi çıkardı dışarı dediler. Hakikaten oradan 3-5 kişiyle, hani bakın orada bir otobüs, bir minibüs. Yani 45-60 kişi vardı yani. Hı hı. Hani o kadar 250 kişi, biraz 3 kişi falan yoktu. Ben hemen olayım, yarım 15 dakika geçmeden bilgiler geldi bana. Ondan sonra ben kendilerine uyardım arkadaşları, doğru gidin doğru gelin diye. Yani kavga etmeyin onlarda, şöyle yapmayın diye. Yani olay şuraya anlatmak istiyorum. Yani bu işte bazı televizyon kanallarında işte Bursa Spor taraftarları terörist, merörist. Bakın onlar terörist, merörist değil. Bunlar cahil çocuklar. Bunlar
Çocuk bunlar. 10, 15, 16, 17 yaşlarında çocuklar. Bunlar hatta ben alayı şimdi ikisi de çok güzel konuştular. Teşekkür ediyorum kendilerine. İşte sağduyulu Bursa Spor taraftarları dediler, dışarı çıkardı. Evet, gerçekten sağduyulu Bursa Spor taraftarı olmasaydı bunlar bu akşam evlerinde olmazdı. Gerçekten olmazlar. Çünkü niye? Orada çoluk çocuk, işte yani gençler var yani. Gençler işte bugün biliyorsunuz, gençlere laf anlatmak ne kadar kolay, ne kadar zor. Yani bunları herkes biliyor. Yani biz, yani bu, bakın, bu bakın her kurumda, her gruplarda, her gruplarda, her kurum ve kuruluşlarda gerçekten böyle kötü zihniyetli insanlar çıkabiliyor. Ama biz bunları hani terörist, kötü demememiz lazım. Biz bunları hepimize, hepimizin yani basının, yönetimin, taraftarın, işte emniyetimizin, valimizin, işte büyüklerimizin, hepimiz bunlara sahip çıkıp kavgayı, gürültüyü bırakıp güzel şeyler hani yapmamız lazım. Yok, bunları yani, bunların ayıklanması senin bunları lazım. Senin ayıklaman lazım. Bak sen yıllardır bu yani türbünü gibi anlatıyorsun. Senin Sinan bunları abi, ayıklaman lazım. Sinan abi yani gereğince yapıyoruz ama yani çıkıyor 3-5 tane. Bu Beşiktaş camiasında da çıkıyor. Fener camiasında da çıkıyor. Bizim camiamızda çıkıyor. Bütün camialarda var. Şimdi bak yani Selim, 2002 yılında yaşanan bir işte Rize, Akçabat falan maçları Bursa küme düştü falan diye. O zamanki oynayan futbolcuların hiçbirisi burada yok. Velev ki diyelim ben bile görevde değilim. Ben de görevi bırakmıştım. Sen iyi hatırlıyorsun o zamanları. Biliyorum Sinan abi. Şimdi Beşiktaş taraftarının o zamanki yaşanan olaylardan, bu husumetten Beşiktaş taraftarlarına yazık değil mi? Beşiktaş taraftarının hiçbir günahı yok mesela. O zamanki oynayan diyelim ki futbolcular yumuşak oynadılar diyelim. Yani öyle bir şey olması ihtimal değil. Al işte Rize. Bugün Fenerbahçe gitti, Rize'ye yenildi. Beşiktaş kaç defa Rize'de yendi yani o zaman. Yani diyelim ki yani Beşiktaş orada yumuşak oynadı. O zamanki futbolcular bilmem böyle bir şey yapmışlar diyelim. Belev ki yani yalan. Öyle bir şey demesi yok. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Peki taraftarın, camianın bundan ne günahı var? Bu taraftar yıllardır husumet besleniyor. Bursa besliyor. Beşiktaş'tan böyle bir şey yok. Sen de biliyorsun. Beşiktaş'tan böyle bir şey yok. Ama ya, maalesef sizin Bursa tarafından bunu düzeltmeniz lazım. Yani burada bakın Beşiktaş bakın öyle Mağustos'tan oynamadı. Ve Bursa hüküme falan düşürdü falan diye böyle bir şey yok. Söz konusu değil. Ya Sinan abi işte sen öyle diyebilirsin ama camialar ne yazık ki. Ama yani bunu onlar yani, kendilerine Selimciğim. Yani, bak onlar kendilerini bunu inandırmak istiyor. Ben seni 20-25 senedir tanıyorum. 20-25 senedir tanıyorum. Biliyorsun yani. Benim en yakın arkadaşlarım da Bursa'da, biliyorsun. Yani o dolayısıyla dolayısıyla yani Beşiktaş camiası bu husumeti hak etmiyor, Beşiktaş taraftarı. Hiçbir günahı yok Beşiktaş taraftarı. Ben şimdi Sinan abi olaya geleceğim. Ben arkadaşlarımdan öğrendiğim, oradaki evet, akıllı başlı insanlardan öğrendiğim şu. Yanlışsam eğer özür dilerim kamuoyundan, camiadan. Bizim taraftarlarımız içeride yemek yerken bu arkadaşlarımız geliyor. Tabii ki en doğal hakkı yemek yiyecekler. İçeride evet, bizim arkadaşlarımızı görmüyorlar. Dışarıdan da 4-5 tane arkadaşımız bunları uyarıyor. Bunlar 12-13 kişiler. Diyorlar ki bak girmeyin, içeride Bursa Spor'lu taraftarlar var. He. Hani tartışma çıkmasın, işte böyle kavga çıkmasın. Bir ileride mola verin diye uyarıyorlar yani. Yani ama hangisini uyardılar bilmiyorum yani. Ama diyorlar ki abi biz uyardık. Onlar da bir şey olmaz, biz gireriz, yemeğimizi yeriz, çıkarız gibisinden laflar ediyorlar. İşte o olunca işte böyle gençler işte böyle ne yazık ki. Ama yanlış anlamayın yani, bakın bir tane yaralı yok. Yani silahla vurulan yok, bıçakla yaralan yok. Yani bugün hepsi evlerinde, hastanede yatan yok. Yani bunlar terörist olmaması lazım ya. Ama yani işte maalesef yani, öyle bir görüntü. Cahillik. Bakın bunlar cahillik. Bunlar hepimiz yaptık, hepimiz yaşadık. Hepimiz maçlara gittik geldik. Abi kötü şeyler mi? Evet kötü şeyler. Biz kabul etmiyoruz. Evet kabul etmiyoruz. Biz hep iyi şeyler. Bakın ben 18 tane, 17 tane 18 tane takım Bursa'ya geliyor. Hepsine yemek veriyorum ya. Evet. Hepsi Bursa'da askılarımla şapkalarımla geziyoruz ya. Biz yani, bir taraftar grubuyuz sen, yani. Senin buradan abi, senin bütün Bursa sporlar yani. Senin şimdi Beşiktaş çarşı grubundan arkadaşın yok mu? Var. Bir sürü var. Hepsi arkadaşım benim. Yani işte bu gerek yok. Bunları artık halledelim içimiz. Onun için diyorum. Yani biz buradan İstanbul'u bombadan sonra İstanbul'u getirdik. Gittik, evet, oturduk, biliyoruz. Yemek gidip sohbet ettik. Ya ben yanlış anlamayın. Ben özür dilerim söylüyorum.
bugün bunları konuşmamamız lazım. Aynen bugün öyle, doğru söylüyorsun. Bugün konuşmamız lazım Sinan abi, biliyor musun? Doğru söylüyorsun. Sinatlar niye doğmuyor? Şimdi yani, o konular çok farklı konular. Selim Kurtulan doğru. O hani sabaha kadar konuşulsa çok farklı konular. Şimdi Şerafettin Baş'ta, Şerafettin Hoca da telefon attığımızda. Siz Bursa Spor tribünlerini temsil eden birisi olarak bir özür diler misiniz? Bir kucaklaşır mısınız? Hani bunu bu ekranda ismi gibi beyaz olan kanalda yeni bir beyaz sayfa açsak, bir tarih yazsak burada. Çünkü ben sizi de çok iyi tanıyorum. Beşiktaş taraftarları da biliyorum. Ne kadar ılımlı bir insan olduğunu biliyorum. Hani sizin çünkü sözünüz çok önemli burada. Bursa Spor Tribünleri açısından. Şu anda dinleyen bin milyonlarca Beşiktaş taraftarı var. Bir kucaklaştırırsanız, çünkü yayına başlarken dediniz ki ülkenin şöyle hani sıkıntılı geçen bir döneminde bunların olmaması gerekir. Doğru. Mükemmel bir cümle kullandınız. Bu çok çok önemli. Sizden ricam, hem hocamız da hattayken, Şerafettin Hoca da hattayken bu konuda tatlıya bağlasak çok iyi olacak bence. Ya biz zaten düşman değiliz ki Beşiktaşlarla. Yani bakın, yanlış anlamayın. Yani bu biz yolda ilk defa görmüyoruz ki, biz senelerden beri hep tabii. Biz görüyoruz, oturuyorlar, yiyorlar. Hani biz olgun bir bilinçli insanlarız. Biz gidip hani ya işte girmeyin falan biz demiyoruz. Ama 3-5 var aramızda. Yani bunlar her camiada var. Benim anlatmak istediğim bu. Biz de giderken gördük yolda. Biz de adamlar iyi afiyet olsun dedi. Çektik gittik, onlar afiyet olsun dedi. Çektik gittik. Bu camialarda 3-5 var. Bunları hepimiz ayıklamamız lazım. Doğru. Bizim aramızda hükümet yok ki. Yani hükümeti, bakın hükümeti biz 10 sene birbirimize gidip gelemedik. Ondan sonra işte biliyorsunuz, bir geçen sene gene Sayın Bakanımız işte riskli maçlar dedi. Gene bizi İstanbul'a almadılar. Biz de onları Bursa'ya almadık. İşte bunları ortadan kaldırmamız lazım. Onlar gidip, onlar gelecek biz gideceğiz. Onlar gelecek biz gideceğiz ki, yani bu hükümetlik. Tabii şu anda ama yani. Şu anda Büyük Bursa Spor Camiası adına hani uzatacağınız bir zeytin dalı, bir özür, bir kucaklaşma burada Şerafettin kardeşimiz için. Hani ben sizi baş başa bırakayım şu anda. Şunun dediklerimizi sunduk zaten. Yani yarın da bir basın toplantısı yapacağız Bursa'da. Yani biz yani üzüldük yani, böyle olayların olmasını istemiyoruz. Ama olmuyor, ne yazık ki oluyor yani. Bursa'da değil. Yani yadı Bursa Spor taraftarı yapmayın yani. Tabii. Hayır. Zaten biz yayın içinde olmasını istemiyoruz. Biz yani yayının başından beri Bursa Spor taraftarını ayırıyoruz. Bunu Texas grubuna mal etmeyelim diyoruz. Ya bakın, ayırmayın. Onlar da bizim taraftarımız. Sadece cahillik. Bakın lütfen. Onlar da yani yok taraftarı. Şöyle yani bunları siz hayır ama biraz önce dediniz ki biz bunları ayıklayacağız. Siz de yaptınız. Bunları biz hepimiz maçlara giden taraftarlar bunları yaptılar yani. Tabii. Ya bu sadece Bursa Spor değil zaten. Bursa Spor değil. Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Trabzon'u, Malatya'sı, Kayseri'si hepsi var. Bunlar yollarda oluyor ama bu akşam böylelikle bir noktalayalım. Şerafettin Hocam. Bu iş böyle noktalanmaz. Ben Selim Bey kardeşime bir şey söyleyeyim. Selim Bey hatta mısınız? Hattayım. Buyur abi. Selim'cim kardeşim hocam. Siz bu... Buyur hocam. Cahil çocukları ismen tanıyorsunuz değil mi? Tanıyorum tabii. Ben tamam. Yani 40 yıldan bir 30 yıldan bir Türk olurum. Onlar kardeşlerim. Bunlar 16-17. Bunlar 16-17 yaşlarındalar. Peki güzel, kolay var. Tamam, terörist değil ama bunlar yaptıkları eylemler. Bakın hocam, kendilerini gördüm ekranda. Kendilerini aradım. Tek tek kızdım, tek tek bağırdım. Yazıklar olsun. Bu yetmez. Yani. Selim'ciğim bu yetmez. Bursa Emniyeti'ne bu arkadaşlar isimlerini vereceksiniz. Bu arkadaşlar herhalde biliyordur Bursa Emniyeti de. Bir daha en az 2 sene ne seyahate gidebilecekler maç anlamında, ne de maça girebilecekler. Bu çocuğun böyle olur. Yanlış mı düşünüyorum? Hocam yanlış düşünüyorsunuz. Niye biliyorum? Çok özür dilerim. Hocam ceza vererek bir yere gelemeyiz hocam. Nasıl geleceğiz? Hocam bakın yanlış anlamayın. Biz onlara ılımlı yaklaşırsak o çocuklar düzelir. Ya tamam, doğru söylüyorsun ama. Bakın, özür dilerim. Cezalı hiçbir yerlere varamıyoruz hocam. Çünkü genç çocuklar hocam. Peki Selim'cim, ben Abdülkerim Durmaz. Selim'cim. Abdülkerim hocam. Selim'cim, bu cezayı tamam dediniz ki hani emniyet falan olmaz, doğru. Onlar sizin kardeşleriniz. Peki bu cezayı siz grup olarak
büyükler veremez misiniz bunlara? Mesela biz veririz. Selimciğim, ki Selimciğim, hocam devlet varken emniyet işte şöyle Selimciğim, mesela 6 aylık bitene kadar bu arkadaşları organizasyonlarınızda deplasmanlara götürmeyin. Bakın mesela, ben bir iki kişiyi aradım dedim. He, bir daha git. Gelmeyin bizimle deplasmana maçlara dedim. İnanın bunu dedim. Evet. Bunu olaydan yarım saat sonra kendim görüştüm söyledim. Tamam. Siz dedim böyle Bursa Spor'u eğer tamam. Bursa işte Spor'u böyle. Böyle Bursa'yı temsil böyle temsil edeceksiniz gelmeyin dedim. Evet. Siz, iyi şekilde temsil işte, edin dedim. Siz abiler bu ben gençleri. Bursa Spor taraftarına sesleniyorum. İşte, hepsine söylüyorum bunu. İşte siz abiler bu cahil gençleri ıslah edeceksiniz, düzelteceksiniz. Evet, yani evet, bizim görevimiz ama bizim sadece değil, bizim hepimizin görevi bu. Evet, evet. Hepimizin görevi ama yani, ben tekrar söylüyorum, senin kurtulan tekrar söylüyorum. Allah göstermesin bir ölüm olsaydı ne olacaktı? Allah bazen kurusun. Küçücük örnekler çok büyük emsal teşkil edebiliyorlar. Bizim sizlerden ricamız ne olursunuz? Bu tip insanlara bakın ben çok açık net söylüyorum. Siz de beni çok iyi tanıyorsunuz. Ben hayatta tribün falan ayırt etmem. Bu tip insanlara ne olursunuz kardeş falan demeyelim. Ben sizin kardeş anlayışınızı çok iyi biliyorum. Kime kardeş diyeceğinizi de biliyorum. Bu tip insanları toplumdan uzaklaştıralım. Devlet, emniyet, İçişleri Bakanlığı zaten gerekeni yapacaktır. Siz çok güzel mesaj verdiniz zaten. Selim, ama bakın, bak Selim şimdi buradaki Selim yani bak, bakın burada dayak yiyenler, dayak yiyen, darp edilenler senin Bursa Spor taraftarı da olsa biz burada aynı şeyleri söyleyeceğiz yani ha. Yani biliyoruz, başka bir takım ha, başka bir takım saldırısı olsa burada biz takım falan konusu değil. Burada sadece biliyorum. Biz kavgayı konuşuyoruz. Yani takım falan biliyorum ya bu kavgaya bakın. Çoğu Bursa, bütün Bursa Spor taraftarı yani üzüldü yani. Niye kavga olsun? Yani bakın o yapan çocuklar bile üzülmüştür belki bu olaya. İnşallah. Ama gerçekten yalnız yanlış anlamayın çok özür dilerim. Bakın orada belki birbirlerinin haberi yoktu. Hani onlar geliyorlar, yanışıyorlar. Bizim arkadaşlarımız onları uyarıyor. Bakın aynı şey biz gelmiş olsa 8-10 kişi içeride 100 tane Beşiktaş taraftarı olsa birisi gelse dedi ki bana ya arkadaş girme bak Beşiktaş taraftarı ben girmem bilerim ama giderim ilerdim o ayarı. Yanlış anlamayın yani. Şerafettin hocam. Efendim efendim. Şerafettin hocam soru şu. Evet. Yaralı mısınız? Yaralıyım. Davacı mısınız? Davacıyım. Tamam o polis. Yani biz polis. Bu işe hukuki süreci kulüp yöneticimiz Sayın Şafak Bey ile orada hareket ederek futbol terörünün önüne geçmeye amaçlıyoruz. Evet. Yani bu Selim Bey'in anlattığı gibi bu iş cahillikle falan açıklanamaz. İki kişi 60-70 alkollü insanın saldırması cahillikle üstü örtülemez. Bu bir futbol terörüdür. Onu artık polisiye artık çözecektir yani artık. Adliye girdi mi işin içine? İşin içine. Adliye girdi. Tamamdır. Evet, tamam biz hiçbir şekilde bu olaylar burada spot camiasını mal etmiyoruz. Ancak hak edenlerin de gereken cezayı almasını istiyoruz. Şerafettin Bey burası bir hukuk devletidir. Hepimiz de sorumlu vatandaşız. Aynen. Olay adliyeye evet. İntikal etti. Siz davacısınız. 66-22 var. Sporda şiddet yasası. Burada bir şey yok. Kişisel yaralamayla ilgili, kesici aletle yaralamayla ilgili kanunlarımız, mevzuatımız var. Polis yani adliye işin içinde bundan sonra Allah yardımcısı olsun. Evet. Şu anda arkadaşlarım sayıda en az 4-5 otobüs vardı. Evet. Evet. Geçmiş olsun. Bir burada spor taraftarı vardı. Bu yani biz istiyoruz ki tamam biz bunları Bursa Spor Camiası mal etmiyoruz. Hiçbir taraftar grubunu mal etmiyoruz ama hak edenler de gerekli cezayı alması gerekiyor. Evet. Şerafettin hocam. Evet. Çok teşekkür yani, ediyorum. Çok geçmiş evet, olsun. Çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Şerafettin Hoca'ya. Tamam. Ertan Bey bana biraz daha söz hakkı verirseniz. Buyurun. Buyurun. Bir iki cümle daha kurmak istiyorum. Buyurun. Ben öncelikle gün boyunca bizleri arayıp geçmiş olsun dileklerimizden yalnız bırakmayan Sayın Başkanımız Şükret Orman'a, değerli yöneticilerimize, kulüp çalışanlarımıza, tüm derneklerimize ve bize büyük destek olan Beşiktaş taraflarına teşekkür ediyorum. Ben bir öğretmenim. Futbol severim. Beşiktaş sevdalısı bir insanım. Biz Beşiktaşlı olarak diğerleriyle evet. Öğrencilerimi bile her şeyden önce insan olabilmeyi, farklı dillere, farklı renklere, farklı düşüncelere sahip insanlara saygılı olabilmeyi öğretmeye çalışan bir insanım. Bu düşüncelere sahip bir insan olarak büyük bir olaya maruz kalmak beni ve ailemi derinden üzdü. Bugün benim oğlumun doğum günü, 1 Ekim.
Allah ömürler versin, uzun ömürler versin, sağlıklı ömürler versin. Allah razı olsun. Benim de kızımın doğum günü. Benim de büyük kızımın doğum günü. Şimdi siz emin olun ki işin içine adliye girmiştir. Polisimiz girmiştir. Gereken işlemleri polise yapacaktır. Biz burada kalkıp da şimdi ağır hakaret laflar biz söyleyemeyiz burada. Yani de ceza alırız. Onun için zaten Selim de yani olaylar içinde olmadığını. Selim zaten üzgün olduğunu söyledi. Selim gerekeni söyledi. Onun elinde olan bir şey değildir. Bizim burada yapacağımız nedir abicim? Bunu kamuoyu olarak paylaştık. Bütün kamuoyuyla paylaştık. Evet. Aynen dediğin gibi. Hani bunu biz cahillik olarak üstüne atmayalım. Yok abi yok. Cahillik ya, her camiada var diyor da cahillik değil, ayrı bir şey. Ayrıca bu Beşiktaş taraftarının hiçbir günahı yoktur bu Bursa Spor Hüsumeti'nde. En ayıp edilen şey Beşiktaş taraftarıdır, en günahsız. Yani kesinlikle o zaman futbol takımı 2002-2003'te bilmem ne oynamış da falandı filandı. Ya dağılmış zaten camia o zaman da. Yok işte Bursa küme düşmüş de Beşiktaş maçları kaybetmiş de. Beşiktaş taraftarının hiçbir günahı yok. Ama böyle bir husumet ortaya çıkardılar. Bununla da besleniyorlar. Ama bu olay Beşiktaş'a özel bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bugün mesela dün orada tesadüf Fener formalı insanlar olsaydı aynı şey olabilirdi. Bu özellikle Beşiktaş'a Bursalıların saldırdığını düşünmüyorum ben. Bir Beşiktaş'ta ama tamamen işte cahillik olarak cahil görüyorum. Küçük genç çocuklar diyor Selim ama öyle olmaması lazım. Yok. Bu yarın hatırlayın. Aynısını yaptık. Hani Galatasaray'ı taraftara Kayseri'den bir yerde Konya'da dövdüler. Aynı yayınları şey buradan yaptık diyorum. Yani Bursalılar özellikle Beşiktaş hüsumeti yoktur diyorum. Hayır yok zaten burada Beşiktaş taraftarı Bursa Spor'u en iyi şekilde bunu söylemeye çalışıyoruz. Geçen sene Vodafone Park'ta en iyi şekilde ağırladı, yolladı. Çarşıya geldiler burada bomba atıldığı zaman. Orada bir hararetli olmamış, başka takımda olsa ben bir şerafetli. Beşiktaş taraftarı bunu, bakın Beşiktaş taraftarı bu davranışları hak etmiyor. Hele Bursa Spor'un bu davranışlarını hak etmiyor. Şerafettin hocama çok teşekkür ederim hocam. Çünkü çarşı adına Derviş Yıldız Bey, avukat Derviş Yıldız Bey bağlanacak. Ertem Bey. Efendim. Son bir cümle daha söyleyeyim. Lütfen. Biz iki kişinin daha raporu var. Dediğim gibi biz yine hukuki yollarla bu işin peşindeyiz. Siz sonuna kadar haklısınız. Bir kere şunu söyleyeceğim. Bakın kim olursa olsun bir dakika Şerafettin hocam. Evet. Dünyanın en büyük tribünleri burada olsa, ne olursa olsun siz burada sonuna kadar tırnağınız kopsa burada mağdur olan sizsiniz. Tam tersi olsaydı aynı şeyi söylerdik. Bu işte bunları yapanlara taraftar denilemez. Kim ne derse desin. Bunların adına taraftar denilemez. Biz Bursa Spor taraftarını ayırıyoruz. Bursa Spor'un vefakar cefakar taraftarını Texas grubunu ayrı köşeye koyuyoruz. Ama cahil dediğimiz bu adamların tribünlere alınmaması gerekir. Çünkü kalkıp da gelin yaralılarınızı hastaneden alın diyen kişilerin tweetleri hala duruyorsa eğer, zaten İçişleri Bakanlığı bu konuda görevde. Bunun affı yani olur mu olmaz mı devlettedir. Biz bir şey diyemeyiz. Bu başka bir şey. Bunun cezasını ne Texas grubu verir, ne çarşı grubu verir, ne Ultra Aslan, ne Genç Fenerbahçe, ne o ne bu. Bunun cezasını emniyet verir, devlet verir. Devletten daha büyük güç yoktur, olamaz. Devletten büyük Allah vardır. Biz de bundan sonra emniyetle ve kulübümüzle ortak hareket edeceğiz. Tüm tamam, okey. Şerafettin hocam, çok teşekkür ediyorum. Çünkü Derviş Hoca'yı bağlıyorlar yayınımıza. Derviş Bey'i bağlıyor. Şerafettin Bey'e teşekkür ederiz. Selim Bey. Söyleyebilir miyim? İyi akşamlar diyeceğim. Evet. Kusura bakmayın, affettim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Estağfurullah, buyurun. Buyurun. Arkadaşlar, Selim Kurtulan attı mı? Evet, attayım. Evet, dinliyorum. Dinliyoruz. Bakın, yanlış anlamayın. Estağfurullah, buyurun. Mesela yani Beşiktaş taraftarları da çok iyi bilirler. Burada bir sene, iki sene önce siz bilmezsiniz. İki sene önce mesela Beşiktaş taraftarı geldi, 5 kişi. Mesela bizim 14-13 yaşında maçtan sonra bir arkadaşımızı yer aldı, pankartımızı aldı gitti. Mesela siz bu yüzünü bilmezsiniz. Hala mahkemelikler Bursa'da mesela. Biz bunları... Tribünlere alınmayacaklar. Onlara da taraftar denmez. Ne olur onlara da taraftar demeyin. Onlar taraftar olamazlar. Biz onlara terörist demedik. Bakın yanlış anlamayın. Biz onlara terörist demedik. Biz onlara hatta yardım ettik ya. Bakın biz eğer böyle ayırırsak bunlar böyle şunlar şöyle derse
gerçek, bir yere gerçekten varamayız. Senin kurtulan bir ricam olacak. Derviş Bey telefon attığımızda şimdi bekliyor çünkü uzun süredir.